yetmezliği için neler yapabiliriz? Böbrek yetmezliğine karşı elimizde çok güzel bir bitki var. Nedir? Altın başak otu. Altın başak otu ile ilgili çok güzel klinik araştırmalar var dünya çapında. Biz bununla ilgili HUS Forte diye bir formül geliştirdik. HUS. Bulamayacağız. Evet, yoğun çok bitki ihtiyacımız. Evet. Kronik böbrek yetmezliğini tetikleyen birçok faktör var. Biraz önce bahsetmiştim. E. coli bakterisi bağırsaklarda belli bir oranda kaldığı zaman hiçbir problem teşkil etmez. İdrar yoluyla E. coli bakterisi mesene yerleşirse meseneyi tahriş eder, tahrip eder. İntersistiyel sistit dediğiniz aktif mesaneye sebep olur. Yakar, kavurur. Üretmiş olduğu toksik madde E. coli bakterisi. Mantar da aynı şekilde. İntersistiyel sistite karşı bu nedenle antibiyotik kullanmak bakteri azdırır, fayda vermez. Daha da azdırır, daha kötü yapar. E. coli bakterisi eğer ki böbreğe yerleşmişse böbreği çürür. Buna karşı antibiyotik kullanmak, E. coli bakterisi idrar yollarına yerleşmişse E. coli bakterisine karşı hiçbir antibiyotik etkili değil. Çünkü neye benziyor? Kuduz köpeğe benziyor. Yani artık hiçbir şey fayda etmiyor ona. Yok edemezsin. İşte buna karşı altın başak otu, huş yaprağı, kayış kıran kökü, at kuyruğu otu, ısırgan otu gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşan huş mükemmel bir etkisel. Mesela Bodrum'da bir beyefendi bir iş yeri var kendisinin. Ama adam artık çalışamayacak durumda. Kronik böbrek yetmezliğine yakalanmış. Diyalize giriyor. Efendim halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Çünkü böbrekleri artık çalışmadığı için kanında sürekli toksik madde, artık madde yüksek olduğundan üresi, kreatini, tansiyonu, kolesterolü birçok hastalığı var. Şekeri. Bana dedi ki ya mümkün mü diyalizden kurtulmak? Valla diyalize girmeyin, birçok hasta diyalizden kurtar şey iyileşti ama siz diyalize giriyorsunuz. Bilmiyorum, bakacağız, göreceğiz dedim. Deneyelim. Olur dedim. Biz ona iksir, aloe vera jel, huş, ayı üzümü çok özel ürünler gönderdik. 2 ay sonra değerleri normale döndü. Dedi ki ben artık diyalize girmek istemiyorum. Dedim ki hayır, bana söylemeyeceksin. Kime söyleyeceğim? Kendi doktoruna söyle. Raporlara baksın, o karar versin. Raporlar doğaltedavi.net'te yayınlanıyor. Bugün getirmeyi unuttuk. Bir dahaki sefer rapor getireyim. Doktoruna sorup, doktor demiş ki ya çok mükemmel gelişme. Kreatini 6.5'tan 2.13'e üresi düşmüş, efendim, tansiyonu, kolesterolü mükemmel. Doktor demiş ki çok güzel, ne kullanırsan bilmiyorum, kullan, devam et. Diyalizden kurtulacaksın muhtemelen ama acele etme demiş. 2 ay daha kullandı. Doktorun da kararıyla diyalizi bıraktı. Çok şükür diyalizdeki bir vatandaşı diyalizden kurtardı. Diyalize devam ederse ne olur? Böbrekler tembelleştiğinden zamanla çürüyor. Büzülüyor, küçülüyor, yok oluyor. Yani, kronik böbrek yetmezliğini tetikleyen faktörlerin başında %95 kimyasal haplardır. Tansiyon, kolesterol, diyabet hapları. Bir gün, iki gün, üç gün alınmıyor. Yıllarca alınıyor. Yıllarca alınan bu tansiyon, kolesterol, diyabet hapları nasıl atılacak vücuttan? Böbrekle karaciğer. Ne yapıyor? Böbrekleri yavaş yavaş, her böbrekte birer milyondan 2 milyon toplam nefron dediğimiz süzgeç hücreler var. Bu kimyasal ilaçlar, yani tansiyon, diyabet ve kolesterol hapları, özellikle diğer antidepresanlar da aynı özelliği gösterir de, özellikle bu 3 çeşit hap sürekli alındığı için ne yapıyor? Böbrekleri çürütüyor, deform ediyor. Bir beyefendi aramış beni, diyor ki böbreğim diyor nohut kadar kalmış. Bunu diyor şey yapabilirim, diyalize gireyim, bunu kurtarırım. Ne, bitmiş zaten, erimiştir, nesini kurtaracağım? Eriyen, yok olan bir şeyi nesini kurtaracağım? Bitmiş. Onu önceden tedbir alacaktın. Hap kullanmaya başlamadan önce.
böbrekler büzülmemişse, küçülmemişse, deform olmamışsa tedavi mümkündür. Ama böbrekleri çürümüş gitmiş, diyor ki ben diyor diyalizle kurtarabilir miyim başka biri? Kurtulamaz. Yani bitmiş zaten, böbrek diye bir şey kalmamış. Ona böbrek nakline gerek. Fakat kişi diyalize girmeden eğer ki bunları kullanmaya başlarsa diyalize girmesine gerek kalmadan sağlığına kavuşur. Çok çok kolay. Mesela Bodrum'da, Burdur'da biz iki ay askerlik yaptım. Orada havalar birdenbire değişince üşütmüşüm. Böbreklerim ağrıyor. Almanya'ya gittiğimde doktora gittim. Urolog. Dedi ki kan tahlili, idrar tahlili bu zaman alır. 15 gün sonra tahlil sonuçları gelecek. Ona göre bakacağız, size ilaç yazacağız. Dedim ki ben ayakta duramıyorum ya, böbreklerim çok ağrıyor. Çok oluyor buna, 25-30 yıl önce. Tamam dedim, ben hallederim. Nasıl halledeceğim? Dedim ben yaparım. Eczane indim, dedim ki altın başak otu, ısırgan otu, kayış kıran kökü, at kuyru otu, şu bitkilerden verin bana bir demet. Aldım, karıştırdım. Bir çayını yaptım, içtim. İki gün sonra unuttum, hiçbir şeyim kalmadı. Yani bitkilerle akut, yani nefrit tedavisi çok kolay. Böbrek iltihaplanması, akut. Sistit, bunların tedavisi çok kolay. Eğer ki kişi hemen tedbirini alırsa, kronikleşir, ağırlaşırsa tedavisi zaman alır. Evet, doğru tedaviyi doğru yerde aramak gerekiyor yani kısacası. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam bugün de. Değerli